merhaba arkadaşlar. Görsel zeka konumuzun orijinal sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bize bir gergin kayışla birbirine bağlanmış ve kayışın hareketiyle dönen toplam 14 tane makarada oluşan bir sistem verilmiş. Şimdi bu sistemde bir numaralı makara saat yönünün tersin yönünde dönerken makaralara kaç tane saat yönünde dönmektedir demiş bize. Şimdi bu şekilde devam ettiğine göre bu şekilde saatin ters yönünde bize ne lazım? Saatin yönünde lazım. Bu şekilde makaralar lazım. Buna göre bakalım. Şimdi bu şekilde gittiğinde nedir? Buradaki makaramız bu şekilde gelecek ve bizim istediğimiz gibi olacak. Bunu işaretledik. Bu şekilde gidecek. Yani ters yönde gidiyor. Bunu alamayız. Bu da aynı şekilde ters yönde gidiyor. Bu ise bu şekilde dönecek ve nedir? Bizim istediğimiz gibi dönecek ve saat yönünde olacak. Bunu da işaretledik. Buradaki makaramız da yine aynı şekilde burada devam edecek saat yönünde. Buradaki makaramız ise burada ilerlediğinde bu tarafa doğru dönecek ters yönde. Bu da aynı şekilde ters yöne devam ediyor. Bu da ters yönde makaramız. Bu ise bu şekilde giderek nedir? Yine aynı şekilde ters yönde devam ediyor. Şimdi bunlar böyle devam ederken buradaki makaramız ise bu şekilde dönmek zorunda. Yani saat yönüne dönecek. Bunu da işaretledik. Buradaki makaramız bunlar böyle gelirken bu da aynı şekilde böyle gidecektir ters yönde. Buradaki makaramız ise bu şekilde gidecek. Yani saatin istediği yönde, saatin yönünde. Bu şekilde devam ederken bu da aynı şekilde gelecek ters yönde. Ve en sonunda o zaman nedir? Bizden kaç tanesinin saat yönünde olduğunu söylemişti. 1, 2, 3, 4 ve 5 tanesi saat yönünde dönecektir diyebiliriz. İkinci soruda verilen birim kareli zeminde mavi noktalar etrafında 360 derece dönebilen çıtalar gösterilmiş. Bu çıtalar çevrilerek uçları birleştirdiğinde kesintiye uğramadan birbirine eklenmiş çıtaların uzunluğu en fazla kaç birim olabilir demiş. Şimdi baktığımızda biz bunları birbirine eklemeye çalışacağız. Biz öncelikle şöyle yapsak, mesela buradaki çıtamızı bu şekilde döndürsek. Nedir? Bu şekilde döndürdüğümüzde direkt buna eklenmiş oldu. Tamam, burada 2 birim var, burada 2 birim var. Buradakini de şöyle ters L şeklinde yapabiliriz. Sonuçta 360 derece döndürüyoruz. Aynı şekilde bunu da bu şekilde döndürdüğümüzde ters L olarak döndürdük. Bu şekilde geldi. Buradaki L'yi de ters L'yi de düz L şeklinde yapalım. Şu şekilde birleşti. Birbirlerine bağlayabildiğim çıtalar en fazla bu kadar. Şimdi buradaki çıtayı mavinin etrafına döndüğü için maksimum bu şekilde olacaktır. Bunlar birlikte birleşecek ama bunlarla bağımsız olacaklardır. O yüzden bunları alamayız. O zaman nedir? En fazla olabilecek bunlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 birimden oluşacak diyebiliriz. Üçüncü soruda üzerinde puan yazılı taşlar ile bir oyun oynanacaktır demiş. Bu taşların her birinin istenildiği adet kullanılarak aşağıda verilmiş oyun tahtasının içi doldurulacaktır. Oyun tahtasını zaten vermiş 10 puanlık olan 4 taş. 4 puanlık olan 2 taş, 1 puanlık olan da bir kare gelecek şekilde doldurmuş. Buna göre 14 kareden oluşan oyun tahtası tamamen dolduğunda alınabilecek en yüksek puan kaç olur demiş. Ve buradaki 4 puanlık taşın da bu şekilde veya yatay olarak yani çevrilerek kullanabileceğini söylemiş. Şimdi öncelikle bu 10 puanlık olan 4 kareyi bizim kullanabileceğimiz tek bir yer var. O da hani bir tane yer var aslında. Buradaki köşeye yerleştirebilirim. Bu şekilde doldurduğumda elimde bir 10 puanım var. Bunun dışında buradaki uzunluğa sonuçta bunlar burada bu şekilde sığdırabileceği bir 3 tane olmadığı için 4 puanlık olanı buraya yerleştiririm. 1 puanlık olanı da buraya yerleştiririm. O yüzden burası için 5 puanım var. Buradaki için yine bir 4 puanlık olan 2 kareyi yerleştiririm. Bir 4 puanım daha var. Buraya da 4 puanlık olanı yerleştirdim. Ekledim 4 puan daha. Buraya yine bir 4 puanlık ekleyebilirim ikisi için. Burada da bir tane kaldı. Onun için de artık 1 puanı eklemiş oldum. O yüzden nedir? Buradan toplamda 28 değeri gelir. Dördüncü soruda bize bir Tetris oyunu verilmiş. Burada amaç her bir satırı eksiksiz doldurup o satırı yok etmektir. Oyunda sırayla şekiller aşağı doğru hareket ederek gelir. Oyuncu gelen şekli sağa sola çevirerek, şekli saat yönünde veya saat yönünün tersinde 90 derecelik açılarla döndürerek istediği yere yerleştirebilir. Mesela buradaki gelen ifadeyi bu şekilde yerleştirip istediğim yere alabilirim. Buna göre geldiğinde de kuralımız nedir? Tamamen bir satır tamamen dolduğunda da o satır tamamen yok oldu. Buna bağlı olarak belli bölümleri dolu olan bir Tetris oyunu verilmiş. Hangi sırada gelecek şekilleri de göstermiş. Sırayla bu 3 şekli yerleştirdiğinde oyuncu geriye en az kaç kare bırakabilir demiş. Yani doldurabildiğim kadar buradaki boşlukları doldurmam lazım. Şimdi öncelikle buradaki şeklimiz için. Buradaki şekle uygun olacak en güzel yer aslında şurası. Burada biz bunu dik bir şekilde getirdiğimizde yani şöyle aldığımızda şu şekilde aldığımızda buraya tam olarak yerleşecektir. O zaman tam olarak buraya yerleştiriyorum. Aynı şekilde kareleri de dolduralım.
Bunun dışında ikinci şekil gelecek ve üçüncü şekil. Şimdi üçüncü şeklin girebileceği en güzel yer aslında şurası. Bunu tam tersine çevirdiğimde şu şekilde buradaki şekil eğer buraya girerse tam bu şekilde bu birbirlerini tamamlayacaklar. Boşluklar da dolmuş olacak. Buradaki ikinci şekli de sonuçta sırayla gelecek ama ne geleceğini bildiğim için burayı bunun için buradaki boşluğu üçüncü için boş bırakmış oldum. O yüzden de ikinciyi şuraya alabilirim. Bunu da ters çevirerek şöyle hale getirebiliriz. Mesela nasıl diyelim? Şurada bir şeklimiz var. Burada da yine aynı şekilde. Bunu daha önce Tetris oynayanlar çok daha hızlı bir şekilde yapacaktır eminim. Bunu bu şekilde bu şekli biz döndürerek 90 derece döndürerek bu hale getirebiliriz. Tam tersine çevirmiş oldum aslında dikey olarak aldım. Bunun da aynısını buraya yerleştirelim o zaman. Şu şekilde gelmiş oldu. O zaman nedir? Alt sıradakilerin tamamı doldu gitti. İkinci sıradakilerin tamamı doldu gitti. Üçüncü sırada da burada sadece 4 tane kare kaldı. En az 4 kare bırakılabilir deriz. Beşinci soruda biz aslında şu şekilde bir açıklama yapılmış. Örnekte de vermiş zaten. Mesela burada 2 yazıyorsa eğer altıgenin herhangi bir iki tanesinin de dolu olması gerekiyor. Mesela örnekte de vermiş. Mesela burada 2 yazıyorsa etrafındakilerden iki tanesinin taralı olması lazım. Burada 3 yazıyorsa etrafında herhangi 3 tanesinin taralı olması lazım. 2 yazıyorsa herhangi 2 tanesinin taralı olması lazım. Buna göre bir şekil oluşturulmuş. Şimdi verilen yine aynı şekilde bize bu sefer de bundan sonra da şöyle bir şey söylemiş bize. Buradaki kırmızı şekilde mesela kırmızı şeklin etrafında bir kırmızı varsa kaç tane kırmızı varsa onun içine de onu yazmamızı istemiş. Mesela buradaki kırmızı etrafında bir kırmızı olmadığı için bunun içine 0 yazmış. Altta gördüğümüz gibi. Buradakine kırmızının etrafında bir tane kırmızı olduğu için bunun içine 1 yazmış. Buradaki kırmızının içerisinde 1, 2, 3 tane etrafında olduğu için içine 3 yazmış. Bu kırmızının etrafında 2 tane olduğu için 2 yazmış. Bu kırmızının etrafında da 2 tane olduğu için yine 2 yazmış gördüğünüz gibi. Buna bağlı olarak elde edilen kırmızı bölümler renkleri toplamış ve sonucu bulmuş. Bize de yine aynı mantıkla hazırlanmış bir yapı verilmiş. Kırmızıya boyanacak bölümlerdeki sayıların toplamı en az kaç olabilir demiş. Şimdi sayıların toplamının en az olabilmesi için o zaman kırmızıların birbirlerinden uzak olması lazım. Bağımsız olması lazım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi buradaki 2, 2, 1 şeklinde vermiş. Biz bunları uzak yapabilecek şekilde yapalım. Mesela 2'nin bir tanesini kırmızıyı burada boyamış olsak. Bu iki taneden bir tanesinin kırmızısını yine aynı şekilde burada boyamış olsak. Buradaki 2'yi de yine aynı şekilde burada bir tane boyamış olsak. Burada şöyle yapalım. 1'in yanında herhangi bir tanesi olacak. Burada da şöyle yapalım. Kırmızıyı bir tanesini buraya boyadığımızda. Şimdi bize buradaki 4 demek etrafında 4 tane kırmızı olacak demek. Bir tanesini burada kullandım. Şimdi 3 tanesine mecbur mesela buraya bir tane daha yapsam. Evet 2'nin yanında olacak tamam. 2'nin yanına bir tane daha lazım. Bunu da yazdık. Burada 2'nin yanına bir tane daha lazım. Yani ya buraya yazacağım ya da buraya yazacağım. Aynı şeyi ifade edecek zaten. Buraya bir tane daha taradığımda. Şimdi bakalım. Burada kırmızı etrafında hiç yok 0. Burada kırmızı etrafında hiç yok 0. Burada aynı şekilde hiç yok. Burada kırmızı etrafında da yok 0. Buraya baktığımız zaman kırmızı etrafında bir tane var. Burada kırmızı etrafında iki tane var. Burada kırmızı etrafında da bir tane var. O zaman nedir burada? Olabilecek en az nedir bunların toplamından 4 gelecektir.